Furkan Emlak Ofisi Politikacılar programını sunar. İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Bir politikacılar programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum AK Parti 24. dönem İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Sait. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Ben süremizde dikkat verimli kullanmak adına sizinle ilgili bir VTR'miz var. Rıfat Sait kimdir? Arkadaşlarımız onu bir oynatırlarsa sizi bir tanıyalım. Sonra sohbetimize devam edelim. Rıfat Sait, 6 Haziran 1966 tarihinde İzmir Buca'da Kosova göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi Muhasebe bölümünü de bitirdi. Profesyonel iş hayatında 15 yıl birçok şirkette yöneticilik yapmıştı. Basın kartı sahibi olan Rıfat Sait, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 26 Aralık 2007 tarihinde SR Basın Yayın Limited şirketini kurdu. 9 Eylül Üniversitesi İzmir İl Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. Kosova Rumeli Derneği Başkan Yardımcılığıyla Balkan Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yaptı. Rıfat Sait, Balkanlarla ilgili birçok oluşumun kuruluşunda görev aldı ve birçoğunda yöneticilik yaptı. Balkan Günlüğü gazetesinin imtiyaz sahibi olan Sait, televizyon kanallarında Balkan programlarının da yapımcılığını üstlendi. 2002 yılında kurucu üyesi olduğu AK Parti'de siyasete başladı. AK Parti İl Yöneticiliği, Seçim Koordinasyon Merkezi Yöneticiliği ve İzmir Buca Belediyesi Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2011 yılında 24. dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen Sait, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliği ve Türkiye Arnavutluk Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce ve Arnavutça bilen Rıfat Sait, Sevilay Sait'le evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir'in kedileri bile beni tanır diyen Rıfat Sait, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Yaşamını İzmir'de sürdüren ve milletvekilliği sonrası siyasi yaşamdan kopmayan Rıfat Sait, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerine katkı sunmaya ve Türkiye'deki Balkan göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, Rıfat Sait'i tanıdık. VTR'den de anladığımız kadarıyla çok renkli, hareketli bir kişiliğe sahip Sayın Milletvekilimiz. Çok detaylı bir VTR olmuş. Yani aile yapısına baktığımızda çok şirin bir aileniz var. Sağ olun. Üç kızınız var, Allah bağışlasın. Eşinizle birlikte aynı işi yürütüyorsunuz. Evet. SR Limited şirketi, Sevilay Hanım'ın ismi başa gelmiş. hanımlar her zaman öndedir evet. Bize. Orada da bir şey var. Gazete zaten ona emanet. Benim en çok hoşuma giden İzmir'in kedileri bile beni tanıdı. Diye bir sözünüz var. Bu bir spontane gelişmiş bir laftı. Evet. Aslında Ege TV'de bir programda söylendi. Biraz da espri olsun diye yapıldı ama sonra tuttu o kelime. Evet. Ama sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir VTR hazırlamışsınız. Bazen acaba bu ben miyim diye anlar oluyor. Teşekkürler. Sağ olun. Ben başlamadan önce izleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. Facebook'tan, diğer sosyal platformlardan, dijital platformlardan. Sayın Vekilimize sorusu olan özellikle bölgemizdeki Balkan göçmeni izleyicilerimiz varsa onların da sorularını bizim sosyal medya hesaplarımızdaki yayının altına yazabilirler. Ben Sayın Vekilimize programın sonuna doğru iletmek isterim. Sayın Vekilim, hayatınız nasıl gidiyor? Rıfat Sait neler yapıyor milletvekilliği sonrası? Ben izlediğimiz kadarıyla çok hareketlisiniz. Yani milletvekilliği olduğunuz dönemden daha hareketli bir yaşantınız var bu gibi. Bu bir fıtrat meselesi. Evet. Hareketi seviyorum. Bu insanların yaşantısı, ailesiyle ilgili, umutlarıyla ilgili aslında bir olay. Yaşamayı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz.
Bulunduğum ortamı, partimi, İzmir'i seviyorum. Evet. Sevdiğiniz zaman da yaşantı da güzel oluyor. Yaşantı da renkli oluyor. Ama şunu söylemem lazım ki bazı zamanlar tabii ki sıkıntılarımız olmuştur. Yani sizlerin de olmuştur, bizlerin evet. de olmuştur. Onları fazla yansıtmamaya çalışarak hayatı yaşamaya devam ettiriyoruz. Aslında hareketlilik devam ediyor. Yani bir süre kayyum olarak görev yaptım İzmir'de. TMSF'nin kayyumlarından bir tanesiydim. Evet. Yine Balkan Stratejik Araştırma Merkezi Başkanlığı'nı sürdürüyoruz, hala sürdürüyoruz. Evet. O BASAM Başkanlığı'yla birlikte yurt dışına hala çıkıp faaliyetlerde bulunuyoruz. Mesela önümüzdeki günler yine TİKA ile ilgili bir projemiz olacak, bir çalışmamız evet. olacak inşallah. Yine bazı firmalarla danışmanlık çalışmalarımız da devam ediyor. Diğer taraftan gazetecilik çalışmalarımız yine devam ediyor. Büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz geldiği zaman onları işte ziyaretlerinde eşlik etmeye çalışıyoruz. Ya da Ankara'da onları ziyaret etmeye çalışıyoruz. Kopartmamaya çalışıyorum bağları. Yani şu an milletvekili gibi çalışıyorsunuz. Ben onu anladığım kadar. Yani hem İzmir'deki kitleniz sizden bir çözüm istediğinde yine size ulaşıyor. Siz onları çözmeye çalışıyorsunuz milletvekili gibi. Ankara'daki bağlarınız devam ediyor. Yani ilişkileriniz devam ediyor. Onu sürdürmek lazım Ahmet Bey. Yani işte geçen hafta Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızla bir ziyaretinde bulduk. Çok kaliteli bir insan, çok evet. değer verdiğimiz bir siyasi büyüğümüz. Bana şunu söyledi, kaç yıl oldu dedi milletvekili biteli? İşte 2015, 4 yıl, 5 yıl geçti aradan. Evet. Dedi ki 5 yıl geçmesine rağmen dedi inandı, bunu Süleyman Soylu söylüyor. Senin hala mevcut milletvekili olduğunu zannedenler var dedi. Yani evet. Ki öyle düşünülüyor. Bunu bir şey olarak söylemiyorum yani. Bir büyüklük olarak söylemiyorum. Böyle bir şeyimiz yok. Sizin öyle bir algı oluşturma çabanız da yok. Yok bu yani, sizin yaşam yani, tarzınız. Yaşam tarzım bu. Seviyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Yani birilerine bir şey ispatlamak falan da öyle bir gayemiz yok ama sürekli irtibatta olmam lazım. Yani Sayın Soylu, İçişleri Bakanımız yaptığı güzel işlere gittiğimiz zaman tebrik etmemiz lazım. Onu evet. yanında olmak lazım. Bak yanınızdayız, destekliyoruz demek lazım. Oraya giderken de şunu da yapıyorum ama mesela Sayın Soylu'ya giderken sosyal medyadan arkadaşlar diyor ki bakın Sayın Soylu'nun yanındayım. Evet. İçişleri Bakanımıza iletmeniz istediğiniz bir şey var mı? Çok ya da güzel. Bir sorunuz var mı? Sağ olsun arkadaşlar iletiyorlar. Biz de onlara aracılık ediyoruz. Bazen işte geçen Turizm Bakanımızı ziyaret ettik. Evet. Onunla Spor Bakanımızla mesela şimdi 11 Ekim'de Türkiye Arnavutluk milli maçımız var ki kritik bir maç bu maç. Evet. Biz de aslen biliyorsunuz Kosova Arnavutlarındanız. Siz hangi takımı tutacaksınız? Yok tabii ki Türkiye. Yani onda evet. hiç böyle bir peki. tartışmasız. Türkiye Cumhuriyeti Ay Yıldız bizim için önemli ama evet. Orada bulunmak önemli. Evet. Sayın Bakan'a, Spor Bakanımıza da söyledim. Yani dedim ki Sayın Bakanım isterseniz bunu bir protokolde seyretmeyelim. Farklı bir türbünde Arnavut kardeşlerimizi alalım yanımıza. Arnavut evet. derneklerinde. Çok güzel. Türkler, Arnavutlar. Çünkü artık bu hani Osmanlı'dan bu yana Arnavutlar Türkiye'nin içerisinde, Osmanlı'nın içerisinde önemli bir kimlikleşmiş bir kitledir. Yani evet. vatansever insanlardır. Mehmet Akif Ersoy'dan, Şemsettin Sami'den bu yana böyle güzel insanlar. Bunları da yanımıza alalım. Hani maçı da seyredelim bir taraftan ama bir taraftan da böyle Türkiye Arnavutluk maçı dostluk şeyinde geçsin. Evet. Büyük bir ihtimalle Türkiye alacak maçı inşallah. Ve o maçtan sonra da sağ olsun Arnavutluk İzlanda'yı yenerek bize bir yol da açtı. Evet, evet. İnşallah Türkiye gruptan da çıkacak. Ben inşallah bir grup birincisi olarak çıkacağını ümit ederek konuşuyorum. Ama o günkü bu maçta da Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Bey'in yanında da olmak istiyoruz. Hı hı. Kendisi zaten beraber seyredeceğiz demişti. Böyle bir çalışma. Yani şunu demek istiyorum. İşte futbol bir taraftan, turizm bir taraftan, sağlık bir taraftan, evet. İçişleri Bakanı, onlarla hep irtibatta oluyoruz. Hem bulunduğumuz kitlenin bize oraya yön vermesi ya da işte yaşantımızın gereği irtibatta olmamız gerekiyor. Evet. Dışişleri Bakanlığı'yla mesela, TİKA'yla, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'yla, evet. Yunus Emre Enstitüleri'yle. Çünkü bunlar Balkanlarla çok iç içe olan kurumlar. Evet. Sürekli onlarla içeceğiz, görüşüyoruz, iletişim halindeyiz. Bu bize bir hem güç veriyor hem de o yaptığımız çalışmalar içerisinde de yol gösteriyor bize. Siz konuyu Balkanlardan açtığınız için ben oradan devam etmek istiyorum. Türkiye'de ne kadar Balkan göçmeni nüfusu var? Yani birinci kuşak, ikinci kuşak ya onların devamı diye. Evet. Benim bildiğim Türkiye'nin neredeyse nüfusunun dörtte biri falan Balkan göçmeni. Şimdi yaklaşık rakam verdiği zaman hani o olabilir ama şunu özellikle söylememiz lazım. 1960'tan sonra tam tarihi 60 yıllar olabilir. Öncesinde nüfus sayımlarında neresinde diye sorulurdu Türkiye'de. Evet. Ama şimdi o artık sorulmuyor. Yani işte neresinde derken İstanbul, İzmir, Ankara, Konya. Evet. İşte Doğu, Karadeniz'de.
Ama bir de şeyi sormak lazım. Yani Balkanlardan gelenler, Kafkaslardan gelenler, hatta Libya'dan gelenler de var Türkiye'de mesela. Evet, evet. İşte Ermeni kökenler var, işte ne bileyim Mardin'de Süryani kökenler var. Yani biz bunlara karşı değiliz. Zaten bu Türkiye'nin renkli bir durumu, evet, zenginliği. Sormak lazım. Yani Türkiye'de kimler var? Ve bunların ne kadarı, nerede, ne iş yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Bunları sormak lazım. Eskiden, evet, bu soruluyordu. Evet. Güzel de oluyordu. Şimdi ama İzmir'de mesela baktığınız zaman en çok diyor Manisalılar var. İşte İzmirliler var. İşte o Manisa İzmirlikleri çok göçmen, Balkan göçmeni, Rumeliler. Evet. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Mesela göçlere baktığınız zaman, Türkiye'ye olan göçlere, 1912 Balkan Savaşı'ndan başladığı zaman çok ciddi bir göçler almış Türkiye 1912'de. Evet. Evet. Arkasından 1924'te Lozan Mübadelesi olmuş. Selanik'ten çok ciddi göçmenler almıştı. Eşim mesela Selanik'ten gelmiş bir ailenin çocuğudur. Yine aynı şekilde 1956'da Yugoslavya Cumhuriyeti, o zaman işte bölünmeden önce Kosova, Makedonya, Hırvatistan, Slovenya, bütün bu Bosna Hersek, hepsine birlikte Yugoslavya diyorlar. Yugoslavya'nın anlamı da Doğu Slav Birliği. Evet. O anlama geliyor okuduğum zaman. Yugoslavya 1956'da Türkiye'ye büyük göçler vermiş. Bunlar içerisinde Makedonya'dan gelenler, Kosova'dan gelenler, ki biz Kosova'dan gelenlerdeniz. Evet. Ve Kosova'da bugün 2 milyonluk bir nüfus var. Çoğu da Arnavut. Yani %98 Arnavut'tur. Yine Arnavutluk'tan göçler var. Bulgaristan'dan gelen 1989 zorunlu göçler var. İşte Naim Süleyman'ın için anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun işte o dönemlerinden gelenler var. Tabii peyderpey bu aralarda da Romanya'dan gelenler olmuş. İşte ne bileyim Yunanistan'dan, Batı Trakya'dan, Selanik'ten gelen, adalardan, Girit'ten, evet, gelenler olmuş. Rodos'tan gelenler olmuş. Böyle baktığın zaman, tek tek sayılara baktığın zaman işte yaklaşık olarak Türkiye'nin yani dörtte biri olmasa bile en azından yine 20 milyon civarında bir Balkan kitlesi var. Bunlar birinci kuşak olmasa da dahi işte dedesi ya da işte ninesi, evet, oradan gelmiş. Bir şekilde akrabalı olan, bağlantısı olan kişiler. Ki bunlar içerisinde bir de hani Balkanlardan gelin alanlar da artık diyor ki biz de sizin enişteniz diyorlar. Evet. Onları da kattık mı Türkiye'nin tamamı bize. Siz Balkan göçmenler için işte birçok göreviniz var. Şu an yürüttüğünüz bir önemli bir görev var. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani Türkiye'nin Balkanlarla ilişkisi ya da Türkiye'de yaşayan Balkanların ihtiyaç ve sorunları ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Arkadaşlarımız, bizi izleyenler bizi yanlış anlamasınlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet. Türk'üz. Dedemin çok güzel bir sözü vardı. Bize diyor Kosova'da sorarlardı. Arnavut'uz biz yani köken olarak ama nesiniz diye sordukları zaman biz Türk'üz elhamdülillah dedik. Çok. Biz Türklüğü Müslümanlık, bir Türklüğü İslam olarak gördük. Evet. Osmanlı olarak gördük. Gurur da duyuyoruz bu şeyden dolayı. Ama hani bazıları bunu ne olur yani milliyetçilik gibi algılamazlar. Milliyetçiliği istemiyoruz. Biz milliyetçiliğe, evet, karşıyız. Ama şunu da belirtmemiz lazım ki evet, Balkanlar Türkiye'de güzel işler yaptılar, çalıştılar. Bunu herkes hemfikirdir. Balkan insanı hakikaten çalışkan insan. Çalışıyor. Evet. Vatanını, milletini seviyor. Herkes sever. Ama biz biraz bir tık daha fazla severiz. Neden biliyor musunuz? Biz çünkü toprağın değerini biliyoruz. Toprak kaybettik. Selanik'i kaybettik, Pristina'yı kaybettik, Üsküp'ü kaybettik. Evet. Yani oraları bizim vatanımızdı. Oralar Osmanlı'ydı. Evet. Bakın İstanbul'u 1389 yılında 1453'te fethediyoruz. Ama 1389 yılında Kosova'yı fethediyoruz. Çok daha önce. Evet. Aslında Kosova çok daha önce Türk olmuş, Osmanlı olmuş bir yer. Dolayısıyla da hani bazıları belki şu anda Kosova'yı, Pristina'yı yabancı bir görebilir. Ama Kosova, Pristina İstanbul'dan önce Türk'tü. Türk olmuş. Osmanlıydı yani. Bir ara, bakın bunu herkes bilmez, o Ankara Savaşı'nda Moğollarla yapılan savaş sonrasında Osmanlı Moğollara kaybediyor ve Anadolu'nun tamamını terk ediyor bir süre. Kısa bir süre. Tamamını terk ediyor ve o süre içerisinde Osmanlı sadece Balkanlarda hayatını sürdürüyor. Yani o bildiğimiz Büyük Osmanlı var ya, o dönemde sadece Balkanları da devam ettirmiş. Ve ondan sonra tekrar Anadolu'ya geçiyorlar. Burada şunu demek istiyorum. Balkanlar Anadolu'nun aslında bir başka bölgesidir. Yani temelidir. Evet. Bugün gidin mesela Kosova'ya, Üsküp'e, Makedonya'ya, işte ne bileyim Karadağ'a gidin, Arnavutluk'a gidin. İnan her tarafta Türk eserini görürsünüz. Evet. Türk hamamlarını, Türk camilerini görürsünüz. Oradaki Türk yapılarını görürsünüz, Türk mimarisini görürsünüz, Türk sanatını görürsünüz. Bir yabancılık çekmezsiniz. Hiç. Mutfak olarak da çekmezsiniz. Ki o zamanlar mesela Kosova'da Türkçe konuşmak şeyden böyle yani şehir dili, bir farklılık. Türkçe, evet, bilmek bir özellik.
Tamam mı? Yani bu çok önemli. Balkanlarda Türkçe konuşulan yerler çok fazla. Bugün Prizren'e gidiyorsunuz. Neredeyse tamamı, Kosova'nın Prizren kentinde tamamı Türkçe konuşuyor. Yabancılık çekmiyorsunuz. Bir de çok da güzel Türkçe konuşuyorlar. Yani bu bizim Türkiye'de kullanılan Türkiye'nin dışında hoşunuza giden bir Türkçe var orada kullanılan. Dolayısıyla biz asla milliyetçilik yapmıyoruz. Biz Osmanlıyız diyoruz. Yani Osmanlıyız derken yine orada da bazıları yanlış anlayabilir. Biz Osmanlı'dan bu yöne akraba toplulukları da demiş ki bizi o devlet de bunu böyle bir şekilde isimlendirmiş. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları. Evet. Yani bunun içinde Arnavutlar, Torbeşler, Pomaklar bizim kardeş topluluklarımız, akraba topluluklarımız. Artık böyle kız alıp vermişiz, akraba olmuşuz ve kendini çok daha fazla Türk hisseden gruplar. Arnavutlar, Boşnaklar. Evet. Hakikaten bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu olan gruplar. Ve bunlar hakikaten işte Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerimizi baktığınız zaman işte şehitliklerde bakıyorsun Boston'dan şehitler var. Evet. Kosova'dan şehitler var. İşte bu ülke için şehit olmuşlar, gelmişler, koşturmuşlar. Allah göstermesin. Yarın bir gün aynı benzer bir durum ülkenin, Türkiye'nin başına gelse. Allah işte 15 Temmuz'da bir kitlemiz var. İşte 15 Temmuz'da mesela öyle oldu ki Kosova ayağa kalktı, Makedonya ayağa kalktı. Evet. Yani buraya gelmek istediler, müdahale bulunmak istediler. Yani 15 Temmuz'a tepki gösterdiler ve Türkiye'nin yanında yer aldılar. Evet. Yani bunu şunu söylemek lazım ki biz sadece Anadolu'dan müteşekkil değiliz. Yani bütün Balkanları da işin içine koymamız lazım Türk dünyası içerisinde. Onlar çok önemli. Bizim Avrupa'ya açılan köprümüzdür Balkanlar. Yani çok büyük bir zenginliğimiz aslında. Kesinlikle. Yani. Eğer gitmediyseniz mutlaka gidin, Balkanları görün. Balkanlar sadece tabii gezip görmek turizm açısından da değil. Ticari olarak da önemli bir bölge. Evet. 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye'de şu anda bir ekonomik bir sıkıntı mesela bahsediliyor. Diyoruz ki dış ticaret yapın, Balkanlara gidin. Evet. Mal satın, mal alın. Evet. Ormancılık çok önemli, turizm çok önemli oralarda. İş yapılabilir mesela. Öncelikle bankacılık sektörü, Türk bankacılık sektörü şu anda Balkanlarda ciddi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, TEP, İş Bankası orada şu anda işletiyorlar. Havalimanlarını bizler işletiyoruz. İşte Kosova Havalimanı'nı Limak işletiyor. Makedonya Havalimanı TAV işletiyor. Türkler artık orada hakikaten şeyin içinde. Yani ekonominin içerisinde. Şimdi mesela Kosova ile de bir anlaşma da imzalandı. Çoktandır bekliyordu bu anlaşma. İkili bir anlaşma. Çifte vergilendirmenin kaldırılmasıyla ilgili. Çok da önemli bir avantajdır Türkler açısından. Yani gitsinler. Bizler de bu konuda... Vize sorunu falan da yok. Yok. Hiçbir vize sorunu yok. Karayolla giderlerse işte Yunanistan'da Bulgaristan üzerinden geçmeleri gerekiyorsa ama havayoluyla hiçbir vize yok. Gitsinler. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla gidebiliyorlar. Yok, pasaport gerekiyor. Gerekiyor mu? Pasaport gerekiyor ama vize gerekmiyor. Ha, vize gerekmiyor. Vize gerekmiyor. Gitsinler, ticaret yapsınlar, gezsinler, ikili ilişkilerde bulunsunlar ama şurada unutmasınlar ki o bölge bizim kardeşimiz, bizim çok yakınımız. Evet. Yabancımız değil yani, çok yakınımız. O potansiyeli kullansınlar. Çünkü ben gittiğim zaman mesela Arnavut'ta baktım Çinliler gitmiş. Evet. Bakıyorum işte Kosova'da Amerikalılar, Almanlar, yani onlara değil bizim aslında gitmemiz lazım. Bizim orada iş yapmamız lazım. Evet. Hem bizim daha çok avantajımız var hem de iş yapma açısından da biz onlara daha yakınız. Evet. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Ben de Balkan Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı olarak da bu çalışmaları sürdürüyorum. Bir taraftan da işte Balkan Günlüğü gazetesini 12 yıldır çıkartıyoruz. Evet. Başında da sevgili eşim Sevilay Hanım var. Bu gazetede sanırım... Balkan ülkeleriyle bizim şeyimiz de sağlıyor, irtibatımızı sağlıyor. Mümkün mertebe Türk Hava Yolları'yla bir anlaşmamız var. Bütün Türk Hava Yolları'nın Balkan uçaklarında dağıtılıyor bu. Gazetemizi gösterebiliriz Sayın Vekilim. Yani, tabii ben bir şey yapmak istemedim ama... Evet, yok, göster bir mahsuru yok. Yani siz böyle Balkan Günlüğü Türkiye'nin ilk ve tek Balkan gazetesi. Evet. Yani Türkiye'de başka bu düzeyde bir Balkan gazetesi yok. Kaç ülkeye ulaşıyor Sayın Vekilim? Şu anda Bosna, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan... Evet. Zaman zaman Batı Trakya'da göndermeye çalışıyorum. Evet. Gidiyor yani yarısına gidiyor. Ama mesela Türklerin olduğu, Arnavutların olduğu, Boşnakların olduğu yerler. Mesela Slovenya, Hırvatistan'a pek şey yapmıyoruz. Orada bizim pek şeyimiz yok. Ama işte Balkanların Türklerin olduğu ya da Müslümanların olduğu yerlere gidiyor. Evet. Yunus Emre Enstitüleri'yle sağ olsunlar onlar da bize yardımcı olarak dağıtınlar da. Evet. Makedonya Havalimanı'nın VIP'sinde gittikleri zaman bizim gazeteyi görürsünüz. Evet. Türkiye'deki bütün havalimanlarının VIP ve CIP'lerinde çok güzel. Gazete var. Evet. Yani biz sizinle bir yapmaya çalışıyoruz. Biz sizinle meslektaşız. Siz de gazete çıkartıyorsunuz. Meslektaşız. Televizyonunuz da var bu bakımdan da çok güzel. Evet.
Tebrik ediyorum sizi. Yani ikisini yürütmek çok zor. Yani evet. Bugün ben tabii İzmir'den geliyorum. İzmir'de önemli televizyonlar vardı. Onlar artık yoklar. Evet. Yani siz TV'den olarak aslında Ege'nin, İzmir'in de bir noktada televizyon ihtiyacını nispeten karşılıyorsunuz. Daha nispeten evet. diyorum. Daha yani evet. yapacak çok şey daha var. Iyi ama şey, şu andaki tek. Yani başka da televizyon yok sanırım. Ama bu konuda bir sorumluluk var. Evet. Bu sorumluluğu iyi değerlendirmeniz lazım diye düşünüyorum. Evet. Ya yayıncılık önemli. Bence yayıncılığın önemini siz Balkanlara hitap eden bir yayın çıkararak siz bunu çok iyi kavramış durumdasınız. Şu an bizi yurt dışındaki bölge insanımız TV'den izliyor. Balkanlardan izliyor, Almanya'dan izliyor, Fransa'dan izliyor. Maşallah. Yurt dışı buralardan yapılan yayınlara daha ilgili. Ama şunu söylemem lazım Ahmet Bey. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Balkan programları yapın. Evet. Balkan müziği, Balkan folkleri, Balkan yemekleri, evet. Balkan dernekleri. Tabii Aydın'da var burada. Evet. Çeşitepe'de bizim Makedonyalılar burada Makedonya göçmenlerimiz var. Merkezde Koçarlı Yeniköy'de Koçarlı'da var değil mi? Yani Arnavutlar var. Var. Evet. Şimdi sadece onlar değil. İzmir'de hemen dibinizde. Çin'in Karakollar Köyü'nde yoğun bir şekilde Selanik göçmenleri var. Yani tabii bizim bölgemizde de İzmir'de de var mesela dernekte. Evet. Balkan'da. Onları davet edelim buralara. Gelsinler. Hakikaten önemli bir hizmet diyorsunuz. Bugün D-Smart'ta, TürkSat'ta işte diğer tüm işi platformları varsınız. Evet. Dijitürk'te değil mi? Evet. Bunların üzerinden yayın yapan çok fazla televizyon kanalı yok. Ya bugün sadece dijital üzerinden, internet üzerinden yayın yapanlar çok fazla şeyi dolduramıyorlar. Evet. Yani yeterli değil. Ama siz maşallah bunu yapıyorsunuz ve bunu iyi anlatmak, tanıtmak lazım. Ha, biz yetebildiğimiz kadar bir şeyler yapmak istiyoruz. Ben tekrar şeye döneyim. 24 Haziran seçim sonuçlarını inceledim ben Balkan evet. ülkelerinde. Ya oradaki sonuçlarda Rıfat Sait'in ya da Rıfat Sait'le birlikte bu Balkanlarda çalışma yürüten Türkiye'de yaşayan Balkan göçmenlerinin faktörü nedir? Yani ben bazı ülkelerin seçim sonuçlarını çok böyle açık ara farklı sonuçlar çıkmış. Maalesef sadece Balkanlar değil, diğer tüm ülkeler, ben de inceledim onları. Bazı yerlerde maalesef HDP'ye de oylar çıkıyor. Yani evet. enteresan. Şimdi bunu diyeceksiniz, neden böyle bir şey var? Zira işte oradaki bazı okullara ya da bazı çalışma yerlerine giden, sığınmaya olarak giden evet. kişiler var. Ve maalesef bir diğer kötü taraf da şu, Balkanlar'da FETÖ olayı da çok. Evet, ben ciddi. De onu oraya geleceğim. Yani şimdi Arnavutluk, Kosova bu konuda maalesef çok ciddi bir anda. Birçok elebaşı da o taraflarda evet, yakalandı. Ve özellikle Kosova, şimdi benim ikinci ülkem, yani benim atalarım, dedelerim geldiler. Evet. Amerika Birleşik Devletleri etkisi altında olan bir ülke maalesef. Şöyle, Sırplarla olan bir şeyinde, savaşında Amerikan uçakları, ki Türk uçakları da vardı orada, İtalya'dan kalkan uçaklar Sırp hedeflerine vurdukları zaman oradaki Arnavutlar, Kosovalar Amerikalılara bir kendini bir borcu hissettiler. Diyet borcu. Diyet borcu. Yani hala Amerika bizi kurtardı şeyindeler. Bir de tabii yani dünyada bir gücün yanında bulunmak da istiyorlar. Küçük bir devlet çünkü Kosova. Sizin bu anlattığınızdan şöyle de bir sonuç çıkıyor. 15 Temmuz'un arkasında bal gibi de Amerika var. Ya tabii. Onu söylüyorum. O sonuç çıkıyor yani. Net. Bakın Amerika desteklemese bu iş olmaz. Evet. Hem Arnavutlu'da da Tefsefe'nin çok ciddi bir gücü var. Evet. Hem Kosova'da. Türkiye mesela geçenlerde biliyorsunuz MİT çok güzel bir çalışma yaptı ve 6 tane FETÖ'cüyü Kosova'dan paketleyip evet, aldık. Evet. Hemen baktım böyle Amerika ayağa kalkıyor. Niye senin sıkıntın var yani böyle bir şeyden? Yine bakıyorsun mesela Arnavutluk'ta onlara karşı ciddi bir destek var. Ve şu anda Balkanlarda, Balkan politikası içerisinde ciddi bir kutuplaşma olayı var. Bir Rusya, evet. bir Amerika. Amerika şu anda Kosova, Arnavutluk, hatta belki Bosna'nın bir kısmı, Makedonya'yı da etkisi altına almış durumda. Ve orada mesela Kosova'nın Terizay kentinde Avrupa'nın en büyük askeri üssünü kurdular. Evet. Çok büyük bir Bonstil dedikleri bir askeri üs. Diğer taraftan Rusya'da işte Sırbistan üzerinden ve işte ne bileyim oradaki Slav ülkeleri üzerinden etkili olmaya çalışıyor. Türkiye'nin de Rusya'ya son günlerde yaklaşmış olması işte havayı değiştirdi. Değiştirdi. Şöyle değiştirdi ama işte bize yakın olan Kosova, evet. bize yakın olan Arnavutluk biraz mecburi istikamette Amerika'nın yanında yer aldıkları için evet. Türkiye'nin de Rusya ile yakınlaşması orada biraz sıkıntı oluşturmaya başladı. Evet. Yani neden mesela Rusya ile yakınlaşıyorsunuz diyorlar oradaki
hemşerilerimiz. Evet. Çünkü biz diyorlar işte Amerika ile bir takım ekonomik işbirliği içindeyiz. Onlar şeyi sevmezler, Slavları. Sırplarla çok ciddi bir eski kan davaları vardır. Evet. Oradan da Rusları sevmezler ki Ruslar zaten Osmanlı döneminde 600 yıl boyunca bize en büyük sıkıntıyı vermişlerdir. Orada. Evet. Şimdi tabii dünyada birçok şey değişiyor. Çıkarlar yani karşılıklı Türk ülke çıkarları, menfaatler önemli. Ama şu anda Balkanlar'da böyle bir şey var. Bir Rusya cephesi var, bir Amerika cephesi. Türkiye burada bir hani denge unsuru olabilir. Türkiye'nin sağ hakimiyeti de var orada. Var ben, ama hani zayıf kalmaması lazım. İşte burada geçen yazmış yazdığım yazıda da belirttim. Soft power dediğimiz güçler var. Yani nedir bunlar? TİKA, Yunus Emre, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Maarif Vakfı. Evet. Bunlar Türkiye'nin soft power'ları, soft güçleri. FETÖ'nün orada oluşturduğu dezenformasyonu tersine çevirebilecek çalışmalar. Sadece FETÖ değil, birçok yerde daha. Evet. Mesela Maarif Vakıfları biliyorsun kuruldu. FETÖ okullarını kapattığı yerine Türk okullarının açılması için. Evet. TİKA mesela orada camileri onarıyor. Yunus Emre Enstitüleri mesela Türkçe'ye üretilmesinde. Bunlar aslında çoktan yapılması gereken şeylerdi. Evet. Ama AK Parti döneminde başladı, etkinleştirildi ve bazıları da bizim dönemimize kuruldu. Bunların desteklenmesi lazım. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Mesela TİKA'nın ambleminde Türk bayrağı vardır. Evet. Gittiğiniz her yerde mesela o TİKA'nın şeyini görürsünüz, amblemini görürsünüz. Gurur duyuyoruz yani. Evet. TİKA hakikaten orada önemli çalışmalar yapıyor. Yunus Emre Enstitüsü keza öyle. Bunların desteklenmesi lazım. Mesela bugüne kadar Almanları mesela işte şey vardı, Almanca öğreten kurumları, neydi onun ismi? Yunus Emre mesela onun tam şeydi, karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavut'ta hep böyle Avrupalıların şeyleri var, kurumları var. Evet. Çoğunda da böyle haç işaretini görürsünüz. Orada kimisi mesela din şeyini yapar, kimisi Amerika'nın, kimisi İsviçre'nin, kimisi... Ama vardır bunlar. İşte bu TİKA olsun, Yunus Emre olsun, Maarif olsun, burada bunlara karşı çok önemli güzel çalışmalar yapıyorlar, mücadele veriyorlar ve Türkiye'yi tanıtıyorlar. Evet. Yani bazıları da TİKA'yı eleştiriyor. Eleştirdiler mesela. Şimdi ben siyasete fazla girmeyeyim ama TİKA gerçekten önemli hizmetler veriyor. Allah razı olsun oradaki çalışmalarından dolayı. Devletimizin oradaki en önemli temsilcileri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Balkanlara bakışı da çok samimi görüyorum ben. Sıkça da gidiyor. Oradaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada karşılanması, halkın yaklaşımı nasıldır? Mükemmel. Şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti Makedonya'da kuruldu. Bir şehirde miting yapıyor. Yani, Prizren'de yaptı. Büyük bir miting. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız cezaevinden çıktıktan sonra hemen Makedonya'ya gitti. Ve Makedonya'da AK Parti'nin temelleri atıldı, kuruldu. Evet. Mesela Prizren'de iki defa mitingine katıldım. Yani orada Kosova Cumhurbaşkanı bile o kalabalığı toplayamaz. Toplayamaz yani. Bakın sokaklara bir çıkıyoruz böyle. Sokakta böyle yani Sayın Cumhurbaşkanımıza dokunmak için bir çırpınıyorlar. Çok seviyorlar. Bunu abartmıyorum bakın. Yani samimiyetle söylüyorum. Şimdi bazıları diyecekler ki AK Parti milletvekili böyle konuşuyor. Hayır öyle değil. Evet. Bizzat zaten gerisinde Google'a göreceklerdir yani. Evet. Hatta yazılarımıza da belirttik. Enteresan. Balkanlarda gidiyorsunuz, Makedonya'da, Kosova'da, hatta Bulgaristan'da da. Ben şöyle parantez açayım. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olsa o da aynı ilgi gösterse aynı gururu yaşarız. Aynen. Yani, bak geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu Arnavutluğa gitti. Evet. Orada Bektaşi şeyini rica etmiş. Hemen aldım, manşette kullandım bunu. Evet. Yani bana bazen diyorlar ya işte sen gazetede biraz taraflı. Hayır. Balkanlar gitsinler ya. Evet. Gitsinler. Oralarda bulunsunlar. Kemal Kılıçdaroğlu da gitsin. Diğerleri de gitsin. Biz onları oraya gitmelerinden dolayı mutlu oluruz. Evet. Tayyip Bey de bundan mutlu olur. Evet. Ben şunu tabii yarım kaldı. Bir çelişki değil, ortalama var. Balkanlarda Tayyip Bey'i hakikaten çok seviyorlar. Evet. Balkanlar. Ama mesela Türkiye'deki Balkanlar tam tersine bir oy verme konusunda sıkıntı. Yani böyle bir çelişki var. Onu mesela mutlaka AK Parti'nin bunun üzerine gitmesi lazım. Yani ben bunu ne olduğunu sorunu da biliyorum ama yani burada siyasi büyüklerimiz bunu mutlaka değerlendirmeye alması lazım. Zira Balkanlarda bu kadar sevilen AK Parti ya da Tayyip Bey buraya mesela İzmir'e geldiği zaman Balkanların en çok olduğu yerler işte Trakya bölgesi. Evet. Zayıfız. Evet. İşte İzmir'de zayıfız. Aydın'da zayıfız. Yani neden olduğunu sorması lazım. Yani bunu nedenini bulup çözümüne ulaşması lazım bence. Önemli bir şeydir bu. Farklılık. Evet. Çözüm istenen bir sorudur yani. Yani Balkan göçmenlerinin niye soğuk baktığını çözerlerse, bunu sıcaklığa dönüştürürlerse Ege'yi, Trakya'yı da çözmüş olurlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben hatta bu işin merkez fay hattının İzmir olduğunu düşünüyorum. Evet. İzmir'den başlayarak Edirne,
Çanakkale, işte Kırklareli, Lüleburgaz, evet. Tüm bu bölgede bir Balkan kitlesi var. Ayvalık'tan hatta gelecek kıyıdan gittiğin zaman. Şimdi olay şu aslında, yani burada da anlatmak gerekirse. Balkan insanı soru soran, evet. Rahat, evet. Renkli, özgüveni olan, tamam mı? Evet. İnsanlar. Mesela yani doğru bir şey midir? Bosna'ya gidiyorsunuz mesela. Bosna'da işte dışarıda bayanlar geziyorlar. Evet. Modern, tamam mı? Bir ezan okunuyor. O temin gördüğüm açık bayanlar var ya, biraz sonra tak cebinde şeyini çıkartıp çantasına başörtüsünü giyiyor, namazını kılıyor. Çok güzel. Şimdi şaşırıyorsun yani mesela bu yani teminki bu muydu? O kişi miydi diye. Hani orada namaz kılan kişi o muydu diye. Ya da tam tersine mesela Türkiye'ye geliyorsun mesela farklı düşünce içerisinde, ya işte diyorsun bu işte İzmir'de mesela farklı düşünen insanlar AK Parti'ye uzak mı? Hayır. AK Parti'nin onları iyi algılaması lazım. Evet. İyi bilmesi lazım. Kazanması lazım. Evet. Kazanması lazım. Bak tekrar bunu söylüyorum. Bunu söylediğim için de ne olur beni siyasi büyüklerimiz böyle affetsinler ama burada bizim biraz kabahatimiz var. Yani bu insanları bizim iyi anlamamız lazım. Sosyolojilerini iyi bilmemiz lazım. Evet. Bunlar soru sorarlar. Bunlar böyle hemen bir takım şeyleri kabul etmezler. Kalpleri mutmain olması için önce araştırırlar, sorular. Bunlar için şey çok önemlidir. Vatan. Bunlar için derken ben kendimden de bahsediyorum yani. Evet. Vatan, bayrak çok önemlidir. Atatürk bizim için çok önemlidir. Bunları iyi sentezlemek gerekiyor AK Parti içerisinde. Evet. Ve çalışkan insanlardır bunlar. Bir de dediğim gibi soruyu sorarlar. Yani bu neden? Niye böyle oluyor? Bunlara cevap vermeniz lazım. Eğer siz buna sorgusuz sorusuz itaat etmesi isterseniz onu yapmazlar. Öyle Balkan insanında öyle bir şey yok. Evet. Ama eğer soruyu sorduğu zaman cevabını alırsa, mutmain olursa vatan milleti koşturur, ölümüne yani gider. Bir şekilcilik yok. İnancı yok. İnancı gereği ne yapması gerekiyorsa. Ya nasıl ama böyle bir kesin bir tutuculuk yoktur. Evet. Şeydirler böyle nasıl diyeyim? Geniş bakarlar olaya. Çok geniş bakarlar. Ülke için, Türkiye için ne gerekiyorsa onu da yaparlar. Türkiye çok önemlidir. Vatan çok önemlidir. Bunu bu şekilde bakmak lazım. Yani aslında AK Parti'nin belki de kısmi bazı, yani şu an bir değişiklikten bahsediyoruz. Biraz daha herhalde konu oraya yavaş girecek. Ben de oraya girerim. Bunların da işte aslında işte Balkan konusu bence AK Parti'nin çözmesi gereken konuların bir tanesi. Evet. Yani ben geçen gün bunu söyledim. Bazı arkadaşlarımıza darılmış. Sürekli bakıyorum mesela bütün hepsi bizim kardeşimiz. Yani kimseyi ayırmıyoruz. Ama sürekli mesela özellikle İstanbul seçimlerinde Kürt oyları ne olacak diye sürekli konuşuldu. Basında şeyde Kürt oyları ne olacak? Ya şimdi bunu sorduğun zaman isterseniz Balkan kitlesi tepki. Evet. Yani diyor ki yani sadece Kürt oyu mu var Türkiye'de? Yani ya da sadece Karadeniz oyu mu var? Sadece mesela buradaki o Balkan kitlesini karşınıza alıyorsunuz. Evet. Halbuki mesela İstanbul'da çok önemli. Sadece İzmir'den bahsediyorum ama İstanbul seçimlerinden de biraz bahsedelim. Mesela Bayrampaşa, Pendik, Zeytinburnu, Eyüp hep Balkanların olduğu yerler. Evet. Şimdi bunu söylediğim anda bazıları, bugün Binali Bey de ben bunu bahsetmiştim bir toplantıda. Buralarda mesela Eyüp'te, Bayrampaşa'da ona göre mesela ilçe başkanını, belediye başkanlarını o kitleden tercih etmen lazım ki o kitlenin oyunu alabilesin. Evet. Bunları karşına almaman lazım. Yani her şeyi, her nabzı şerbetine göre. Mesela bugün gittiğiniz zaman Aydın'ın Koçarlı Yeniköy'de Arnavutlar var. Evet. Şimdi oraya mesela bir Konyalı koyduğu zaman sırıtır. Evet, ya da mesela Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Diyarbakır'a bir Konyalı koy. Diyarbakır'da şey yapar, tepki gösterirler. Evet. Hani o dengeyi iyi sağlamak lazım. İzmir'de de aynı şekilde. Onu söylüyorum. İzmir'de de bu şeyi eğer bu dengeyi sağlayabilirse siyasi içerisinde adaylar konusunda, ilçe başkanları konusunda sağlanırsa denge olur ve tekrar o denge gelir. Ama şu anda hakikaten Balkanlar AK Parti içerisinde temsil edilmek isteniyor. Evet. İçinde olmak istiyor, görev almak istiyor, aidiyet duygusu duymak istiyorlar. Bunu yapman için de görev vereceksiniz. Peki. Görev verirken bu hem teşkilatlarda hem de yukarıda bürokraside. Evet. Yani açıkçası İstanbul'da biraz Karadeniz şeyini yaşadık. Karadeniz'den dolayı yani Karadenizlere çok fazla vermesine tepkiler geldi. Evet. Onlar da bizim kardeşim. Bak Karadeniz de bizim, Kürtler de bizim, Arnavutlar da bizim. Onlar hiç sıkıntı değil. Hepsi Ermeniler, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar bizim ama hepsinin dengeli.
Diyarbakır'a Diyarbakırlı. Evet. İzmir'de mesela Bornova gittiğin zaman Bornova Balkanlı'dır. Balkanlı birisini koyacaksın. Evet. Mesela Karabağlar'a gittiğin zaman Karabağlar'ın evet doğu bir şey var. Orada doğuyu koyacaksın. Dengeyi sağlaman lazım. Evet. Sen ısrarla mesela bir Balkanlı olduğu yere Karadeniz'i ya da doğuyu koyduğun zaman ya tam tersini yaptığın zaman. Hadi mesela Trabzon mesela. Evet. Trabzon'da bir Samsunlu'yu koyuyor. O da Karadeniz'de. Onu kabul etmez. Karadeniz'i kabul etmez. Evet. Trabzon'u ister. Evet. Ya da mesela ne bileyim Giresun'da keza öyle. Ya da Konyalı'ya mesela bir Diyarbakırlı'yı koyuyor. Olmaz. Evet. Zaten siyasetin de gereği bu. İnsanlar diyor ki bizi temsil eden bizden bir insan olsun. Bizi kim temsil ediyorsa o kişi bizi temsil etsin. Biz onunla muhatap olalım. Evet. Bu sefer de işte Balkanların dışında bir insan olduğu zaman da işte Balkanları bilmiyor. Mesela gidiyorsun işte bakıyorum dostluk grup başkanları işte atıyorum mesela Bulgaristan dostluk grup başkanı İstanbul İl Başkanlığı yapmış uzun yıllar. İyi bir insan ama Bulgaristan'ı bilen bir insan olacak orada. Evet. Bulgaristan'ın temeli. Şimdi siz Balkanları Ankara'dan yönetmek analiz etmeye çalışsanız yapamazsınız. Evet. Kusura bakmayın yani. Bizim Ankara'nın da, genel hastalığıdır bu ya. Ankara'dan oturup yanlış. Buradaki tarım politikasını belirledi. İstanbul eski il başkanı mesela Bulgaristan'a ben şimdi yani bana bunu deyince kızıyordur. Hayır. Bulgaristan'a Bulgaristan göçmeni bir arkadaşımız bakacak. Yani ben bile bak Balkanlar uzun yıllar çalışan kişi olarak ben de Bulgaristan'ı çok yani bilirim ama daha iyi bilen arkadaşlar var. Evet. Ben Kosova'yı, Makedonya'yı nispeten daha iyi bilirim. Mesela o konuda istişareyle katılabiliriz ama şimdi ne bileyim yani Arnavutluk Dostluk Grup Başkanı'nın bir arkadaşımız var. Baktım Kars'tan bu yerden. Olmamışsa tepki alıyor. Evet. Tepki alıyor. Evet. Ya da mesela Balkanlardaki olan bu bizim kurumlarımız bu. TİKA gibi, Yunus Emre gibi. Burada da mesela orayı bilen, o dilleri bilen insanlar. Evet. İşte Arnavutçayı, Boşnakçayı bilen insanların oralarda olması çok daha iyi olur. Daha etkili olur. Bir de siyasette de herkes kendi yerinde kendini temsil etsin istiyoruz. Peki. Yani bunu ben her yere söylediğim için de burada söylemekten çekinmiyorum. Yani İzmir'e İzmirli belediye başkanı, İzmir'e İzmirli ilçe başkanı ya da daha da önemlisi mesela atıyorum mesela Buca'ya mesela. Evet. İzmir'in en büyük ilçesi. Ben az önce fotoğraflarda gördüm. Buca belediye başkanını ziyaret etmişsiniz. Evet CHP'li. O da mı Balkan göçmeni? Adam şimdi bakın Eren Bey'den bahsediyoruz. Olaya böyle siyasi fanatizm açısından bakmamak lazım. Evet. Adam demiyorum Sayın Başkan evet. Hakikaten böyle akıllı hoşgörülü, evet. Anlaşmaya yatkın bir insan. Evet. Bu insanları alalım. O zaten artık belediye başkanı. Buca'nın evet. Belediye başkanı. 5 yıl belediye başkanını yapacak. Hani CHP'miş, AK Parti'miymiş şey değil. Tamam. Hani gönül isterdik AK Parti kazansın ama şimdi eğer kazandıysa o bizim başkanımız. Gidip Buca için bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Bizim Buca için, Buca halkı için bir şeyler yapmamız lazım. Nitekim onun da mesela hükümetten bir takım dilekleri var, istekleri var. Evet. Çevre şehircilikten, işte Spor Bakanlığı'ndan bir hava bizim mesela orada iki tane stadımız var Buca'da. Onların mesela bir değişikliği söz konusu olacak. Bu yapıldığı zaman Buca halkı yararlanacak bundan. Evet. Ha bunları yaparken bir taraftan da ama o da Buca Belediye Başkanı'na genelde bizim halkımıza o hizmeti verecek ayrım yapmadan. Evet. Yani AK Partisi'nde CHP, MHP hepsine ayrım yapmadan hizmet verecek. Bu fanatizmi bir tarafa atmamız lazım bizim bir tarafa. Ki Cumhurbaşkanı iki gün önce 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın evet. Külliye'de topladı. O da bir güzel, tanesi gelmedi zaten. Güzel bir hamurdu. Hatay milletvekili gelmedi. Mazeret ettim. Güzel bir şeydi. Evet. Gayet bir espriler olmuş orada. O devletin başında Cumhur'un başkanı. Onlar da işte belediye başkanları. Çok da güzel olmuş. Bunun da yerele yansımasını bekliyoruz. Çünkü evet. Yerelde gerçekten seçim bittikten sonra siyaset bitmeli. Ama bizim özellikle bizim bölgemizde Aydın'da, İzmir'de falan yani gereksiz böyle çıkıntı tipler var. Onların kaşımasıyla falan. Her iki tarafta var bu. Yani her iki tarafta var. Var. Şimdi özellikle sosyal medyada böyle çok laubalice, gereksizce, ahlaksızca işlerle. Bu maalesef yani şimdi buradan arkadaşlar bize darılmasınlar. AK Parti'de var, CHP'de var, MHP'de var. Yani fanatizm bir taraf çıkacağız. Biz hizmet, Allah razı olsun bir şeyler yapmamız lazım. Bunu eğer düstur edinirsek. İşte geçen Buca Belediye Başkanı'na gittik. Adam da bize aynı şeyi saygı gösterdi. Evet. Birlikte çalışmak istiyorum diyor. Evet. Hatta dedi ben dedi Sayın Vekim de ben dedi Sayın Cumhurbaşkanımıza beni dedi Binali Bey'in yanına götürür müsün? Tanışmak istiyorum dedi. Evet. Tabii ki memnuniyetle. Onlar da memnun olurlar. Yani tam tersine belki bizim AK Parti Belediye Başkanları da bir gün gidip de mesela Büyükşehir'e gidip buradaki evet. CHP'li onlarla aynı şekilde hatta belki de ana muhalefet partisi başkanına gidip de bunu tepki göstermememiz lazım. Ya sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, komşuyuz, aynı okulda belki de okuduk, aynı iş yapıyoruz. Farklı siyasi partilerde belki yer alıyoruz ama evet. Önemli olan gaye eğer Türkiye hizmetse ya da bulunduğun şehre hizmetse bunun için her türlü çalışmayı birlikte yapacağız.
Ben söz siyasete de dönmüşken, Balkanlardan Türkiye'ye döndük, siyasete döndük. İzmir'in siyasetini, şu anki siyasetini nasıl görüyorsunuz? Yani sizin milletvekilliği yaptığınız dönemden bu yana geçen 5 yılda İzmir'in hem yerel siyaseti hem milletvekillerinin çalışmaları yönünde, işte bakanlıkların, hükümetin İzmir'e bakışı devam eden, sizin takip ettiğiniz ama henüz başlamamış ya da bitirilmemiş İzmirli'yi ilgilendiren projeler anlamında çalışmalar ne boyuttadır? İzmir'in siyaseti şu an siz nasıl okuyorsunuz? Çok geniş bir konu aslında. Sadece bu konuyu bile belki evet. birkaç programda evet. konuşabiliriz. Yani burada siyaset değil ama böyle bir objektif bir şey söylemek gerekirse şu anda bir şey var. Bir beklenti var. Evet. Yani vatandaş, millet bir şey bekliyor. Bir değişiklik bekliyor. Kimden bekliyor? Tayyip Bey'den bekliyor. Evet. Yani bu açıkçası reis o, Sayın Cumhurbaşkanımız o. Bir yaklaşım mı bekliyor? Yani bu ticarette de bu şekilde. Siyasette de, inanın muhalefet de bekliyor. Herkes bekliyor. Yani işte o Ömerleri bekliyor. Evet. Dedi ya yeni Ömerler, evet. Onları bekliyor. Çünkü bu piyasayı da bir noktada etkiledi. Evet. Bakıyorsunuz mesela iş yapacak değişikliği bekliyoruz. İşlerin mesela yürümesiyle ilgili o istikrarın olması, güvenin sağlanması için değişiklik olması gerekiyor. Bu değişiklik biraz da geç kaldı bana göre. Evet. Yani kabinedeki değişiklikten bahsediyorsunuz. Hem kabinede değişiklik hem de şeyde parti yönetiminde evet. değişiklik. Yani ama bunu söylerken de gene yani ben biraz böyle açık sözlü olduğum için beni bilir tanırlar. Evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seven bir insanım. Hakikaten evet. bizim liderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimiz başıdır. Evet. Ama hani bazen de doğruyu söylemek, bazı şeyi de söylemek lazım. Söylemediği evet. zaman da ona hainlik yapmış oluyorlar. Söylemiyorlar, çekiniyorlar. Evet. O yanlış olduğu zaman da bu sefer bak o yanlış o yaptı, o değil. Söylemedin sen. Evet, evet. Söylemedin. Allah da diyor, uyaracaksın diyor. Şimdi burada bu değişiklikler içerisinde bir becaiş değişikliği olmaması lazım. Evet. Yani onu alıp oraya, onu da oraya alıp böyle dost alışverişe görsün değil. Bazılarının tamamen emekli ayrılmasını istiyor millet. Şimdi bakın bizim için yani hem Tayyip Bey için hem AK Parti için hem hatta bırakın onu bütün insanlık için bazı kriterler var. Doğru kriterler, esas kriterler. Evet. Nedir o? Bir kere inanç. Allah'ın dedikleri. Evet. İki, milletin dedikleri. Üç, bilimsel çalışmalar, teknik çalışmalar. Peki ne demek bu? Mesela Allah'ın dedikleri. Allah ne diyor? İşi ehline verin diyor. Evet. Şeyine verin diyor. Bu bir yani bu farz ya. Evet. Farz yani bunu hani bizim en başta bizim AK Parti olarak bizim bunu distür edinmemiz lazım. Doğru diyorsun. Ve işi ehline vermemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi ilk şey yerine o bir şeye evet. veriyor. Gayrimüslim birisi. Şeye veriyor yani savaştı inançsız bir insana veriyor. Anahtarını ve şaşırıyorlar yani. Evet. Liyakat çok önemli. Evet. İşi ehline vermek çok önemli. Peki başka ne var? İstişare kültürü. Evet. İstişare etmemiz lazım. Evet. Yani demin bahsettim ya Balkanlar. Yani konuşurken veya bir toplantı sırasında bu olsun bir dakika istişare edelim konuşalım. İstişare alınmış bir kararı yanlış bile olsa bir sevap vardır. Yani biz istişare kararından ne çıkarsa onu kabulümüzdür. Evet. Ama istişare edelim tartışalım. Tartışma kültürü olsun. Konuşma kültürü olsun. Soru soralım. Evet. Ve bu soruyu sorarken de kimse alınmasın. Kimse yanlış bir şey çekmesin. Ben bir şey soruyorsam ya da bir şey soruyorsa Allah bile diyor sorun diyor yani. Peygamber Efendimiz'e sormadık mı? Sorulmuştur. Gelmişlerdi evet. soruyor. Dinini soruyor, İslam'ı soruyor ki bütün dünyayı yaratan Allah diyebilir ki sormayacaksınız kardeşim. İnanacaksınız diyebilirdi ama değil. Soracaksınız diyor. Evet. Hazreti Ömer'in bu konuda hem Ömer'den bahsediyoruz mesela. Çok önemli örnekleri var. Çıkıyor camiden bir tanesi tam Hazreti Ömer vaaz verirken bir dakika Ömer diyor. Evet. Bana diyor önce diyor o giydiğin elbiselerin nasıl aldığını bana açıkla. Evet. Soruyor bir sahabenin bir tane soru ki Hazreti Ömer İslam devletinin başında halife bir evet. de cennetle mücadele 10 kişiden bir tanesi. Evet. Soru sorabilir misin ona? Soru soruyorsun. Diyor evet. ki bir dakika diyor Ömer. Önce diyor bana diyor şu aldığın elbiseyi diyor nasıl aldın onu anlat diyor. Çünkü biz de diyor aynı savaşa gittik. Evet. Ganimetlerden bize yarım hisse düştü. Ama sen görüyorum ki elbise dikmişsin. O da diyor ki bu üstündeki elbisenin diyor yarısını bana oğlum diyor Abdullah diyor verdi. Onun ikisiyle birleştirdim de elbise gidip diyor. Şimdi konuş diyor Ömer diyor. Şimdi seni dinliyorum diyor. Evet. Şimdi bakın oradan bir sahabe çıkıp da bu soruyu sorup da o da onun cevabını veriyorsa bizim başka örnek vermeye hiçbir ihtiyacımız yok. Evet.
Bizim hakikaten millete, halka, vatandaşa bir takım şeyleri anlatmamız gerekiyor. Evet. İnsanlar bunu bekliyorlar. Bunların önümüzdeki aylarda olacağını düşünüyor musunuz? Ben bekliyorum. Bu sefer bekliyorum çünkü bakın belki yanlış anlaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya işte ben başkalarının şey, başkaları değil millet istiyor. Evet. Millet yani millet açıkça değişiklik istiyor ve bu değişiklikte içerisinde de kesin kırmızı çizgiler var. Evet. Yani bunu benim anladığıma göre biliyorlar kim ne olduğunu. Evet. Bu denge içerisinde herhalde o olacak. Biraz... Sizin programın sonuna geldik Sayın Vekilim. Son bir dakikamız falan. Sizin siyasi duruşunuz ne boyutta olacak? Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız ki bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekli bir insan. Çok gerekli bir insan. Allah korusun yani ona Allah evet. sağlığında daha da güçlendirsin. Çünkü ihtiyacımız var. Evet. Seviyoruz. Sadece duygusal sevmiyoruz. Evet. İhtiyacımız var ona. Yani Türkiye'nin ihtiyacı var. Muhalefetin de ihtiyacı var. Bakın ben evet. sana söyleyeyim. Ya Allah korusun Tayyip Bey'e bir şey olsa bakın CHP de zarar görür, MHP de hepsi. Evet. Ekonomi bozulur yani. Yani böyle duygusallığa gerek yok. Aynı geminin içindeyiz. Bize lazım o. Bize ihtiyacımız var. Evet. Ama ha bu şey içerisinde istişare yapacağız. Beraber doğruyu bulacağız. Evet. Bir takım ilişkilerimiz var. Ben AK Partiliyim. Tayyip Bey'in yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları neyse. Evet. Onun için bugün bazı istifalar vardı. O kanatta bir şey yok. Aslında başlamaması gereken şeylerdi onlar. Evet. Davutoğlu istifa etmiş. Hani Ali Babacan daha önce yapmıştı biliyorsun. Evet. Doğrusu daha önce yapılması gerekiyordu. Yani oradan bir şey çıkar mı Sayın Vekilim? Yok Davutoğlu'ndan bir şey çıkmaz. Bakın orada da bir şey söyleyeyim. Çok enteresan. Ali Babacan grubunda da bir parti kurulacak yani evet. bekleniyor. Hatta ben mesela geçen İstanbul'da milletvekili bazı adaylarını bile belirlemişler. Evet. Yani gördüm orada isimlerde. Sanki böyle bir şey var. Geçen Temmik orada onu konuştu, söyledi. Sanki Ali Babacan'ın kuracağı partiyle hani AK Parti belli başlı bir takım ortak şeyler yapabilir bazı yerlerde. Yani evet. yani bu kelimeyi kullanmayayım ama hani koalisyon, ben anladım mesajı yani sanırım bir birliktelik kurabilir. Bazı ortaklar kurulabilir diye düşünüyorum. Yani ha, olmayabilir de ama böyle bir şey veriliyor sanki mesaj veriliyor. Evet. Bu da bir evet. onun için şimdi bazı arkadaşlarımızın böyle çok erkenden konuşmaması lazım. Anladım. Peki. Böyle ağır kelimeler kullanmaması yarın o ağır kelimeler kullandığı insanlarla sevgili sizle sohbet etmek çok keyifli. Daha çok şey konuşulabilir. Yazan izleyicilerimiz var. Selamlar var size. Ben bunları artık aleyküm şu an okuyamayacağım. Hepsine çok şeyim yok. Son söz olarak ben son sözlerinizi alalım. Programı kapatalım. Evet ben teşekkür ediyorum TV'den olarak. Sizleri İzmir'e bekliyoruz. Balkanlar'da İzmir'deyiz gibi. Zaten. İzmir'in ekranlarındayız. Orada bir şube açmanızı, ofis açmanızı bekliyoruz. Tabii, öyle bayağı. Söyleyeyim. Daha çok gelelim. Sizler daha çok gelin. Bizler daha çok gelelim. Onun dışında da buradan bütün seyircilerimize sevgilerimizi, saygımızı iletiyoruz. Bir hatamız olduysa affola. Biz sadece bildiğimiz samimi şeyleri söylemeye çalıştık. Çok sağ olun. Herkesi çok seviyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Ben size başarılar diliyorum. Sağ olun. Allah'a emanet. Evet değerli izleyiciler, politikacılar da bu akşam 24. dönem AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Sait'i ağırladık. Haftaya başka bir konukla buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Furkan Emlak Ofisi Politikacılar programını sundu.